Evet, merhaba arkadaşlar. Tekrar merhaba. Bugün şöyle güzel bir yerde durdum. Biraz araba geçiyor, ses var ama manzara bence güzel. 10 numara manzara. Biraz daha geç olsa gün batımına yakalardık. Neyse, bugün arkadaşlar size kendi motorum Lifan Explorer 200M'i şöyle anlatmaya çalışacağım. Birkaç arkadaş çünkü motor hakkında bir şeyler anlat falan demişti. Öncelikle motor tek silindir, hava soğutmalı. 200 cm3 silindir hacmine sahip. Tam 200 mü bilmiyorum. Küsuratı vardır mutlaka. 13 beygir civarı, 13.4 beygir gücü var. 13 Nm'de de torku var. Yani güç olarak, beygir gücü olarak CBR 125'te hemen hemen aynı. Yani gidiş biraz daha sanki CBR 125'te daha hızlıydı. Bu cross olduğu için bir de karbüratörlü. İllaki fark vardır. Arkada 18 jant, önde 21 jant var. Ön ve arka disk fren burada. Papatya diskleri var. Fren, arka fren performansı çok hoşuma gidiyor. Yalnız ön fren biraz değişik, bilmiyorum. Ön freni sevmedim ben. Niye sevmedim? Çünkü hissiyatı biraz kötü. Böyle yani freni sıktığınızda bazen böyle biraz sert tutuyor. Biraz az daha sıktığında bu sefer çok fazla tutuyor. Belki ayar yoktur, bilmiyorum ondan. Ben motorum 12.500 km'de. 2015 model. Kırmızı renk. Bu üstündeki her şey tamamen orijinal. Sadece aynalar yuvarlaktı böyle. Onlar daha görüşü kötü olduğu için aynaları değiştirdim. Onun dışında stickerlar bile üstünde. Kingston'muş markası. Ben İngilizce biliyordum. Kendi orijinal fabrika çıkışı lastikleri bunlar. Performansı nasıl diyeyim? Ya çok bir toprak yolda, böyle çamurlu yolda kullanmayacaksanız gayet yeterli. Benim dişler biraz azaldı, lastiğin değişmesi gerekiyor. Motosiklet genel olarak selesi falan idare eder yani. Çok yumuşak değil. Bir süre sonra, mesela bir yarım saat 40 dakika sonra uzun bir yola giderseniz biraz dinlenmeniz gerekiyor. Çünkü bir süre sonra sertleşiyor. Onun dışında amortisörler şöyle yumuşak. Yalnız oturduğunuz zaman motor bir esneme payı oluyor. Esniyor motor. Ama yolda giderken bir kasisten geçtiğinizde o yumuşaklığı vermiyor yani. Daha sert geçiyor böyle kasisten. Ani tepkimeleri de yeterli değil. Ama esneme payı var yani. Oturduğunuzda çok yumuşakmış gibi geliyor böyle. Onun dışında şöyle biraz şeyden bahsedeyim. Şöyle göstergeye göstereyim. Güneşten görünümü bilmiyorum. Şöyle açtığınızda bütün rakamlar 1'den 9'a kadar gidip sıfırlanıyor. Şurada trip 1, trip 2 değiştiriyorsunuz. Şu tarafta oluyor. Vites göstergesi var şurada. Kilometre hız, toplam kilometre burada. Başka da bir şey yok. Şurada bir iki ışık var, uzun işte sinyal falan. Sinyal sağa sola gösteriyor sinyalleri de. Şöyle göstereyim. Şöyle sağa verdiğinizde sağa, sol. Işıkları yaktığınızda uzun açarsanız uzun ışığın göstergesi var. Onun dışında sol tarafta korna var. Bir de selektör var şurada. Kameradan tam gözüküyor mu bilmiyorum. Deposu 9.5 litre. Şurada crosslarda böyle mi oluyor bilmiyorum ben. Şöyle yaptığınızda, bunu bu konuma getirdiğinizde marşa basabiliyorsunuz. Böyleyken marş çalışmıyor. Onun dışında neden bahsedebilirim? Benim bunda tek hoşuma gitmeyen şu ön marşa. Bu şeyde gördüm ben bunu. Yamaha VR125'in eskilerinde aynı maşa var. Muhtemelen oradan taklit etmişlerdir. Ön maşa. Yani önde bir ters maşa olsaydı, böyle bazı Lifan'ın eski modellerinde ön maşalar ters. Şu süspansiyonlar ters amortisör. O daha hoşuma gidiyordu. Motorda genel itibariyle iyi bakarsanız böyle çok bir pasmas bir şey olmuyor. Sadece egzoz borusu paslanmış 3 senede. Onun dışında hiçbir pas yok. Tabii iyi bakmanız gerekiyor. Onun dışında titreşime gelelim. Titreşim tabii ki var. Tek silindir motor sonuçta, 200cc. Titreşim var. Ama 90'dan sonra rahatsız ediyor. Yani 85-90'a geçtikten sonra titreşim rahatsız ediyor. O zamana kadar şahsen beni rahatsız etmiyor titreşim. Genel itibariyle motor hoşuma gitti. Şöyle ki, ben bundan önce CBR 125, CBR 125'ten sonra CBR 250 almıştım, 2017 model.
Onu işte bir Antalya'da işi bıraktım falan, memlekete geldim. O yüzden orada satmak zorunda kaldım. Sattıktan sonra da burada böyle bir şey alayım dedim. Cross. Hani sağa sola gitmek için, daha bayrağa gitmek için daha iyi olur dedim bu. Sonuçta burası arazi engebeli burada. Yani şu an asfalttayım ama şuradan çıktığınız zaman hemen yol bozulmaya başlıyor. İyi de yapmışım. Bunlar istediğim yere gidebiliyorum. Bir de cross böyle merakım vardı. Onun için de almak istedim. Yani şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadım. Kendi zevkime göre yağını değiştirdim. Hava filtresini çıkarttım. Bunun hava filtresini değiştirmeye gerek yok. Sünger bir filtre var böyle değişik. Çıkartıp onu yıkayabiliyorsunuz ama ben bilmiyordum. Onu gidip yeni hava filtresi aldım. Tabii sünger bir şey geliyor böyle. Gidon turu gayet yeterli. Cross tabii sonuçta. Gaz tepkisi idare eder tabii. Bir CBR 250 gibi gitmiyor ama 200 cc idare eder işte. 13 beygir. Yani çok da bir şey değil. CBR 125 gibi gidiyor diyebilirim. Ama torku biraz daha hissettiriyor. Arka dişli büyük. Ya 120'ye falan ben çıktım. 125 falan yaptım galiba. Öyle bir şeydi. Ondan sonra zorlamadım. 130'u geçenler varmış. Bilmiyorum tabii ne kadar şey yapar. Arka dişliği büyütüp de daha çekişi arttıranlar var. Ben gerek duymuyorum. Yani dikte hiçbir yerde sıkıntı yaşamadım. Düz yol olduktan sonra 3 ile bile çıkıyor. Onun dışında ne diyebilirim? Plastik malzeme kalitesinden falan bahsetmeye pek gerek yok. Sonuçta Çin malı motor, yani çok malzemeden bir şey beklemek doğru olmaz. Ama gene idare eder yani. Sonuçta ikinci eli bunun 4500, 5000, 4 işte temizliğine göre 3,5'a da var. Sıfırı da 6500 mü öyle bir şey. Yani gayet böyle sağa sola gideceğim işte daha da bayırda kullanacağım derseniz tabi biraz motora bakmanız gerekiyor. Bakarsanız hiçbir sorun çıkartmaz size. Yani bir Japon gibi kullanırsanız parçalar dökülmeye başlayabilir yakında. Onu da ona göre kullanmak gerekiyor işte. O zaman sıkıntı yaşamazsınız. Şöyle egzozu bir kere çıkarttım. Onun videosu var. Denemek için ses nasıl olacak diye. Şurada kelepçeden açıp çıkartabiliyorsunuz. Bir de şuradan açılıyor. Motoru soğuk olduğu zaman işte karbüratörlü motor, enjeksiyonlu gibi değil. Ya ilk biraz gaz vermeniz gerekiyor. Ya bir küçük gaz verip şöyle bıraktığınızda zaten direkt alıyor. Soğuk zamanlarda biraz sıkıntı çıkartıyor. Onun dışında tek marşta zaten çalışıyor motor. Sesi böyle. Şöyle ses de biraz egzoz buraya çarptığı için pata pata çalışıyor böyle. Egzoz olsa arkada çok güzel patlatır aslında ama egzoz olmadığı için böyle biraz fıtı fıtı çalışıyor. Fren performansından falan bahsettik. Ön fren biraz şey dedik. Başka ne diyebiliriz? Onun dışında yani çok da bir anlatacak bir şey yok motorda. Gidişi falan idare eder. Işıkları fena değil. Ya ben de siyah vizör olduğu için kaska pek geceleyin biraz şey oluyor ama ya yeterli. Uzunlar pek bir işe yaramıyor da. Onun dışında bagaj falan zaten yok. Sela açılıyor altından, sadece aküyle şey çıkıyor işte. Üstleri gözüküyor. Başka da anlatılacak pek bir şey yok. Şöyle bir de giderken biraz çekeriz. Yükseklik olarak ben 1,75'im. Şöyle ayaklarımı göstereyim. Oturduğumda şöyle ayaklarım yere değebiliyor. Tabi bot giyiyorum şu an. Çok da ama şey olmaz yani. Ne giyersen giy. Arka amortisör ayarlıdır. Onu isterseniz yükseltip daha alçaltabiliyorsunuz. Vites göstergesinden bahsetmiştim vardı. Aynalar eskisine göre bunlar iyi. Kendi aynalar pek bir işe yaramıyor.
motosikletin normal seyir hızı bana sorarsanız 85-90 arası. Yani 85-90 arası giderseniz her yere gidebilirsiniz, öyle diyeyim. Yani çok rahat bir şekilde gidiyor. Yani titreşim de hiç rahatsız etmiyor. Ama 90'dan sonra biraz motor böyle, yani çok fazla daha gitmem diyor yani. Yani hız olarak çok daha fazla gidemem diyor. Zorlanıyor biraz. Gaz yemesi güzel ama dokunduğu an böyle çekiş var. Vites geçişlerinden bahsetmedim hiç. Vites geçişleri yani çok uzun süre yol gittiğinizde yağ ısındığından biraz sertleşebiliyor. Çok değil ama gene. Sadece boşa geçirmesi biraz zor. Evet arkadaşlar, videoyu burada bitiriyorum. Umarım alacak arkadaşlara yardımcı olur. Herkes kendine dikkat etsin. Görüşmek üzere.